Günaydın canlarım. Günaydın güzel dostlarım benim. Saçlar kesildi. Çünkü İstanbul berbat abi. Çok sıkıyor. Felaket. Bir de saç uzun oldu mu? Epey zorluk çekiyoruz tabii. Ya bugün bir fıkrayla başlamak istiyorum size. Bilirsiniz 1500'lü yıllarda Museviler İspanya'dan kaçtılar ve Osmanlı onları İstanbul'da kabul etti. Oldukça çok sayıda Musevi. Bugün Türkiye'de bulunan yurttaşlarımız da ya İspanya'dan gelenlerdir ya da yukarıda Rusya'dan kaçıp gelenlerdir. Canım benim. İşte bu Musevilerden biri bir gün kadıya gider. Bir Yeniçeri tarafından dövüldüğü konusunda şikayetçi bulunur. Hemen Yeniçeri ve Musevi aynı anda huzura çıkarlar. Kadı sorar Yeniçeri'ye. Neden dövdün? Söyle bakayım. Yeniçeri'nin gerekçesi acayip. Der ki efendim bunlar Hazreti İsa Aleyhisselam'ı dövmüşler, öldürmüşler, çarmıha gelmişler, işkence etmişler. İyi ama der kadı 1500 sene önceydi o. Olsun der Yeniçeri. Ben şimdi duydum. Şimdi ben size bir olay anlatacağım. Yeni duydum. WhatsApp'tan arkadaşlarımız paylaşmışlar. Ünlü müteahhit Ali Ağaoğlu bir İngiliz gazeteciye, ünlü bir İngiliz gazeteciye söyleşi veriyor, röportaj veriyor yani. Ve tabii Ali Ağaoğlu ne anlatır? Zenginliklerini, servetini anlatır. Başka neye ne anlatacak? İki şey var. Ali Ağaoğlu'nun. Derken malikanelerinden birine gidiyorlar. Pek çok kadın. Mayolar giymiş. Kadınlar bikiniler giymişler. Genç kadınlar tabii hepsi bunlar. Ve malikanenin salonlarından birinden geçerken kanepelerin, koltukların üzerine rastgele atılmış kadın çantaları var, el çantaları. İngiliz soruyor. Bunlar sizin değil herhalde diyor. Ali Ağaoğlu'nun cevabı. Hayır, onlar benim değil ama onu kullananlar benim. Vay be. İnanın o cümleyi duyduğum andan itibaren kadınlarımızın adını acıdım. Tabii bütün kadınlarımız değil. Bunu duyan, aklı başında, eğitimli, kültürlü, kişilikli, kimlikli, sağlam karakter sahibi kadınlar Alaoğlu'nu görseler herhalde tükürükle boğarlar. Sen nasıl kadınlar için onlar benim dersin, bizler mal mıyız diye. Ama oradaki kadınlar belli ki Ali Ağaoğlu'nun malı olmayı kabul etmişler. Yani bir insan bir insana mallık yapabilir mi ya? Yapıyorsa ona insan diyebilir misiniz ya? Onun zeka düzeyinden şüphe etmez misiniz? Hatta şüphe bir tarafa, zekası ve aklı olmadığını kabul edersiniz. Orada kalmıyor iş. Bu kadınlarla alakalı. Biraz daha gidiyorlar. Ali Ağaoğlu beyaz bir Rolls Royce gösteriyor. İngiliz gazeteciye bak diyor. Ve sözde espri yapıyor. Ben olmasam diyor İngiliz ekonomisi çöker diyor. Benim verdiğim siparişlerle ayakta duruyor diyor. Bundan diyor benden Rolls Royce'den 10 tane var. 13 tane de Bentley var diyor. Biliyorsunuz, bilmeyenlere söyleyeyim, ikisi de dünyanın en pahalı otomobilleri. Ve ikisi de İngiliz. Ya görgüsüzlük demeyeceğim. Görgüsüzlük bir bakıma ya da şöyle söyleyeyim. Sonradan görme demeyeyim. Hadi. Sonradan görmelik çok ayıp değil. Türkiye'nin zenginlerin hemen hepsi sonradan görmedir. Yani fakir ailelerdirler. Zenginlik yoktu Türkiye'de. Türkiye'de servet kazanmayı öğrenmek 1923'ten sonra, Cumhuriyet'ten sonra anlaşıldı, değeri bilindi. Ve zenginlerimiz olmaya başladı. Tabii ki devlet desteğinde oldular. Onun için bu insanlara sonradan görme diyenler olabilir ama ayrı bir şey. Kendilerini yenilemişlerdir. Para kazandıkça yenilenmeyi, medeni olmayı bilmişlerdir. Bir de Ali Ağaoğlu gibiler var. Kültüre saplanıp kalanlar, asla medenileşmeyenler. Fıkra bu ya. Allahü Teala Hazreti Adem'i yarattıktan sonra bir de tabii kadın yarattı biliyorsunuz, Havva'yı yarattı. Demiş ki Adem'e sana iki organ vereceğim. Birisi demiş Havva ile güzel güzel sohbetler etmene. Havva'nın
yaptıklarını değerlendirmene, kendi hareketlerini kontrol etmene ve düşünmene, akletmene yarayacak demiş. Adı beyin demiş. İkinci organa isim vermemiş. Sadece tarif etmiş. İkinci vereceğim organ ise demiş, üremene yarayacak. Onunla beraber soyun ilerleyecek ve tabii ki havayla birlikte olduğun zamanlarda çok büyük keyif alacaksın demiş. Hangisini kullanmak istersin demiş. Tabii ki Adem ikinci organı kullanmayı tercih etmiş derler. Neyse sonra gider ayak birinci organı da kullanması için Allah tarafından yetki verilmiş. Çok büyük ihtimalle Ali Ağaoğlu ve Ali Ağaoğlu gibiler sadece ikinci tür organı, üreme organını kullanıyorlar. Diyeceksiniz ki ya bu kadar parayı sadece orayla mı kazandı? Vallahi Türkiye'de yukarıdaki organı kullanmaya hiç gerek yok. Yani beyni. Ama ötekisini kullanınca hem çok seviliyorsunuz halk üzerinde. Hem çok seviliyorsunuz hem de çok para kazanıyorsunuz. Nedense öyle bir ülke haline geldik. Benim canlarım benim. Sabah sabah gülmek, güldürmek değil de işte biraz keyif almak istedim. Kendim en azından gülümsemek istedim. Eğer sizleri de gülümsetebildiysem ne mutlu bana. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım.